Evet, inşallah. Perak. Tek kişilik böyle enteresan bir tarz Samsun'da. Keyifli duruyor motor. Samsun'da şöyle Türk İş dedi. Hemen Mimar Sinan'ı geçtiğinde QJ motor, Mondial Falcon'da var anladığım kadarıyla. Bir de Java'nın yetkili bayisi burası. Görmüş olduğunuz modeli. Tabii o Çekya'nın eski Java'ları değil. Bunlar yine Çin'den gelen Java'lar. 6 ileri vites olarak söylendi. Göstergeler burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tabii kullanan varsa yorumları yaparsa memnun oluruz bu videonun altına. Ön arka ABS, bu önemli. Kaliperleri şöyle gösterelim. Bile. Su soğutmalı. Görmüş olduğunuz gibi. Anahtar burada yanda. Çok böyle şık, güzel bir tasarım olmuş. Tabii eski Java, eski kara Java'lardan mı, değil mi? Onun da yorumunu yaparsınız. Onlar artık nostalji oldu. İçeride bir tane nostaljik bir modeli de var zaten Java'nın. Dediğim gibi bu modeli alanlar, kullananlar vardır mutlaka. Eğer onlar da bu videonun altına yorum yapılırsa parça sorunu var mı, yok mu, kronik problemi var mı, yok mu, ben şu ayak çaktan nefret ettim. Açmak, kapatmak inanılmaz sorun. Az daha deviriyordum motoru, onu da söyleyeyim size. Çünkü yaylı bir sistem. Açıyorsunuz, otomatik olarak şak diye toplanıyor ama motordan indikten sonra ayaklığı açmak zorundasınız. Öyle bir durumu var. Çok sıkıntılı. Oradaki yayı iptal etmek lazım bence. Arkada bir yay var. Bilmiyorum görülüyor mu? Evet, gördüğünüz gibi. Bence şu an görüntüde böyle bir durum var. Tel jantlar, sinyaller gördüğünüz gibi. Çok şık duruyor. Giderken de tabii bu tarz motorlar gayet dikkat çeken motorların içerisinde. Dediğim gibi alan kullananlar varsa, hani biz bindiğimizde zaten hissiyatı söylüyoruz ama haricinde bu motorla alakalı, ben bindim şu kadar kilometre gittim işte, rodaj bittikten sonra motorda şöyle problem oldu, böyle problem yok, böyle harika, sesi şöyle, sesini de aslında dinleriz ama çok gürültülü burası. Şeylere baktığınızda abi, aynalar böyle 15-20 dakika gidiyor. Harika. Bu arada Samsun'da da lastikleri de gösterelim. Bakın. Arka 140-70-17 ile geliyor. Cihat diye bir marka. Modelini göremedim. Cihat. Önde 118-56'lık bir şey var. Ben bilmediğim bir marka. Burada Zoom Cruise. Cihat diyor. Nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. Lastikle alakalı da yorum yaparsanız da artık da sizin görüşlerinizi yayınlamış oluruz. Tabi bunun altında ne var? Açıp bakmak lazım. Bazen böyle koltuğun altında ya da bu tarz anahtarlı yerlerde avadandık takımı da olabiliyor. Ekstra Alyan takımı da olabiliyor. Koyulabiliyor. Evet. Dediğim gibi motosiklet bu şekilde. Belki düşünenler olabilir. Bulunduğu şehirde motorun bayisi olmayabilir. İnceleme isteyebilirler. Ha, boy olarak şöyle söyleyebilirim. Benim boyum 1.68. Motora oturduğumda ayaklarım rahatça yere değiyor. Herhalde bir 75-76 santim kadar vardır. Sele yüksekliği bilmiyorum. Değerlerinden bakmadım. Depoyu da bilmiyorum. Ne kadar yakıyor onu da bilmiyorum. Bakmadım, bakılır.
Bunlar tabii hep kağıdüstü şeyler. Klasik kornası, ateşlemesi. Klasik. Şurada görmüş olduğunuz gibi uzunlar, kısalar ve klasör gibi. Tasarımı buraya da koymuşlar. Evet, bir genel bir fikir sahibi olmanız için aslında dediğim gibi kullanıcıya bir sorup kullanıcıya da motorla alakalı olarak teknik anlamda, mesela oturuş anlamında da sele böyle gözüküyor ama rahat mı değil mi? Uzun yolda ne yapıyor? Titreşimi nedir? Amortisör burada. Ama çok şık duruyor. Çok güzel duruyor motosiklet. Hani bunu da Samsun'da olanlar için söyleyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu taraftan da gösterelim. Bayisi de burada. Görmek isteyenler de Atakum'da Mimar Sinan Durağı'nda indiğinizde hemen yolda bayi burada.